Osmanlı Demiryolu Şirketi kurulduğu 1856 yılından bu yana İzmir'den 471 kilometre uzaklıktaki Eğirdir'e kadar uzanan ve en büyük uzantısı 1912 yılında yapılan bir demiryolu sistemi işletmekteydi. Lokomotif filosu 2 veya 3 kuplajlı hafif ıslak buharlı makineler ve İzmir içindeki yerel trafik için birkaç D1 tenderli lokomotif olmak üzere toplam 65 üniteden oluşuyordu. 1920'li yılların sonunda yeni modern lokomotiflerin tedarik edilmesi gerekli hale geldi. Robert Stevenson şirketi piston valfi, belpar, sabit kazanlı ve ön ısıtıcılı 1D1 ısıtmalı buharlı lokomotif için bir tasarım sundu. Tasarlanması planlanan lokomotifin ortalama dingil ağırlığı 11.6 tonu aşmayacaktı. Robert Stevenson 1929 ve 1932 yıllarında bu lokomotiflerden 3'er adet olmak üzere toplamda 6 adet teslim etti ve bunlar Osmanlı Demiryolu Şirketi lokomotif filosuna 130'dan başlayarak isimlendirilecek şekilde kabul edildi. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tüm lokomotifleri 46.101 sınıfını oluşturacak şekilde filosuna kattı. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından lokomotiflere yapılan birkaç değişiklikten biri de kazanın üst kısmına bir kum havuzunun eklenmesidir. Lokomotifler yaşamları boyunca İzmir'deki yollarında sadık kaldılar. Kullanım alanları Ege Ekspresi'nden banyo trafiğine ve yolcu trenlerine, ödemişten yük ve manevra hizmetlerine kadar uzandı. Mayıs 1983'te 46.105 ve 46.102 hala hizmetteydi. 46.105 gelecek nesillere aktarılmak üzere Uşak'ta sergilenmektedir. 46.103 şu anda Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi'nde sergilenmektedir.